Herkese merhabalar. Bu videoda Göltaş Göller Bölgesi Çimento şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda ve son bilançolarını açıklamış şirketlerden seçmeye özen gösteriyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri ve varlıkları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançolara baktığımızda satışların bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre azaldığını görüyoruz. Faaliyet karının yine bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre azaldığını görüyoruz. Fakat net karda şirketin daha büyük bir kar ettiğini görüyoruz. Parasal pozisyon kazançları nedeniyle birçok incelediğimiz şirkette faaliyet karının bazen negatife düştüğünü görebiliyoruz. Net kar tarafında zarar oluştuğunu görüyoruz. Fakat bu şirkette faaliyet karı tarafında da artışın devam ediyor olması, net kar tarafında da pozitif kapatmış olması gayet güzel bir durum. Yani bir önceki yıla göre düşmüş olmasını çok fazla önemsememek lazım. Ben bu bilançoyu gördüğümde gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Şirketin faaliyet karı pozitif olmaya devam ediyor, net karı pozitif olmaya devam ediyor ve satışları artmaya devam ediyor. Enflasyon muhasebesinin biraz negatif etkisi olsa bile şirket kendi içsel değerini açıkladığı bilanço sonrasında tekrar arttırıyor benim hesaplamama göre. Fiili dolaşım oranı %68,25. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı biraz yüksek gibi geliyor bana. Fakat ödenmiş sermayesi çok düşük. Lot miktarı çok az olan bir şirket olduğunu da unutmamak lazım. Bu da artı bir değer olarak yansıyabilir. Çarpanlarına baktığım zaman düşük çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hala yukarıya doğru potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Sanki piyasa hak ettiği değeri vermemiş gibi görünüyor bu şirkete. Ortaklık yapısına baktığımızda Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı 30,72, oy hakkı oranı 31,62. İsmail Tarman sermayedeki payı 6,17, oy hakkı oranı 5,97 ve halka açık kısmın bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki payı %63,11. Oy hakkı oranı 62,41. Eşit ve adil olmayan bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime eklemiyorum ama yine de kısa vadede alsatlar yapılabilir. Sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kişi ve kurumlarla ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırım ve temettüler kısmında şirketin düzenli temettü ödeme alışkanlığı olduğunu görüyoruz. Sadece 2020 yılında temettü ödememiş. Onun haricinde her sene düzenli olarak temettü ödüyor. Temettü verimi çok yüksek değil ama yine de belki temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilir. Sermaye artırımları tarafında en son 2018 yılında bir sermaye artırımı yapmış. Son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için yakın gelecekte tekrar bir sermaye artırışı ihtiyacı hissedebilir şirket. Fon pozisyonlarına baktığımızda birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir şey. Sayalım kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tane yatırım fonu bu şirketi incelemiş ve bu şirketi portföylerine eklemeye uygun görmüşler. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %34,44 seviyesinde, bir önceki yıl %27,71'miş. Kar marjının artıyor olması gayet güzel bir durum. Faaliyet karı marjı 23,21, bir önceki yıl 18,69'muş. Faaliyet karı marjının da artıyor olması yine gayet güzel bir görüntü. Öz kaynak karlılığı eriyor. Bu negatif bir görüntü diyebiliriz. Bir de boşluk tarafına bakalım. Evet, açılıyor. Şirket nette borçlu bir şirket. Borçluluk oranı çok yüksek değil ama borçların devam ediyor olması da finansman maliyetinin arttığı bu ortamda bir negatif etki yaratabilir diyelim ve şöyle grafiğine bakalım. Grafiğine baktığımızda şirket zaten bu güzel bilançoyu bir önceden fiyatlamış sanki gibi görünüyor. Yukarıya doğru güçlü bir atak yaşanmış. Bilanço açıklandıktan sonra da hani bilançoyu ben sevdim demiştim ama piyasa da sevmiş zaten ve yukarıya doğru güçlü bir atak yapmış. 610 seviyesi bu şirket için bir direnç seviyesiydi. Oradan geri dönmüş gibi görünüyor.
Bu aşağıya doğru hareket şöyle 458 bölgesine gelir ise eğer bilanço açıklanmadan önceki seviyelere gelir ise bu bir alım fırsatı olur. Şu harekette 458 bu bilançoyla eğer herhangi bir sebeple aşağıya doğru hareket devam ederse güzel bir alım fırsatı olur. Daha önceden bu şirkete yatırım yapmak isteyenler için 487 seviyesi de alınabilir. Yani 487'den itibaren almaya başlanabilir. Belki 458'i görür, belki görmez bilemeyiz ama eğer bu derece gevşerse, 487 bölgesine gelir ise bence bir alım fırsatı olur. Bilanço gayet güzel ve hala ucuz olduğunu düşündüğüm bir şirket. Olur da tersi yöne, pozitif yöne, bilançonun pozitifliğiyle birlikte tekrar pozitife şöyle 516'dan 525'ten destek alıp yukarıya doğru giderse 761 bölgesine kadar gitme ihtimali var. Ben 665 ve üzerindeki değerlerde kâr realizasyonu yapmanın daha uygun olacağını düşünürdüm bu şirket için. Tabii ki uzun vadeli de tutulabilecek şirketlerden bir tanesi gibi görünüyor. Çimento sektörü her zaman bilançolarda olması gereken bir sektör bence. Dolayısıyla bu sektörde bu şirkette tutulabilir görüntüsü var. Fakat dolar bazlı grafiğe baktığımızda dolar bazında şirketin hisse fiyatının iyi noktalara geldiğini görüyoruz. Yani burası az bir seviye değil. Geçmiş grafik de birazdan açılacak. Daha öncelerde 5,65 dolar seviyelerinde işlem gördüğü zamanlar olmuş. Şu anda 16,46 dolarlar seviyesinde. O yüzden dolar bazında belli noktalara geldiği için biraz da kar realizasyonunu yapmak lazım. Az önce bahsettiğim Türk lirası bazlı noktalarda kar realizasyonu yapmanın daha doğru olacağını düşünürüm. Şu dolar bazlı seviyeleri gördükten sonra ama eğer aşağıya doğru bir hareket olur ise bakın şu anda dolar bazında bu şirket en tepe noktalarında daha önce geçmişte bu seviyelere ulaştığı zamanlar olmamış. Gördüğünüz gibi geçmiş grafiklere de bakıyorum. 2011 yıllarında daha yüksek seviyeleri görmüş, 28 dolarlar seviyelerini görmüş ama şu anda artık hani son yakın geçmişte gördüğü en yüksek dolar bazlı seviyeye gelmiş gibi görünüyor. Şurada bir direnci varmış bu şirketin. Bakın daha önce kıramamış ve kırmış daha sonra. Buraya tekrar retest yaparsa bu güzel bir alım fırsatı olur. Dolar bazında en güzel alınabilecek yer aslında burası. Burayı beklemek daha doğru olabilir. İşte bu bölgelerden kâr realizasyonu yapanlar için eğer şu seviye tekrar gelir ise alım yapmak doğru olacaktır. O seviyenin sayısal karşılığı 11,59 dolar. Yani 12 dolar ve altındaki her seviye aslında güzel bir alım fırsatı olarak görünüyor bu şirket için. Dolar bazlı grafiği takip ettiğimiz zaman şu anki fiyatları sanki bir kâr realizasyonu yaşayabilir görüntüsü veriyor. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.